Merhaba arkadaşlar, ben Derviş Gezgin Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün şu anda Kırklareli'de düzenlenmekte olan Vossos Şenliği'ne gideceğiz. İstanbul'dan kalkacağız ve Kırklareli'deki şenliğe katılacağız. Dün başladı fakat biz bugün katılabileceğiz. Fakat şöyle bir problemimiz var. Vossos'umuzu Japonya'ya gitmek için hazırlanmakta olduğu için bu sefer kampa Vossos'uz gideceğiz. Geç kalmadan hızlı bir şekilde gidelim. Hadi bakalım, orada görüşmek üzere. Ses şu anda ne durumda bilmiyorum ama bunu da söyleyeyim. Yoksa bunu zaten ara görüntü olarak kullanacak. Bir şey söylemek ister misin kameraya? Yok, tamam. Peki, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Gözlerim, merhaba. Nasıl çektiğini anlattın. Biraz gene biraz. Evet sayın seyirciler. Kırklareli yoluna gidiyoruz. Biz ilk önce Kırklareli'yle tanışmıştık zaten. Kırklareli birleştirdi. Evet. Sonra biz Kırklareli'nde yolculuk yaptık Gezgin Derviş'te. Birazcık yola çıktık. Görmediğimiz yerleri keşfetmeye gittik diyelim. Sonra şimdi gene aşkımızı Kırklareli'nde yaşamaya gidiyoruz. Evet, açıklarım arkadaşlar. Kız arkadaşımla beraber yolculuk yapıyoruz. Aşağıya koyduğum zaman patlayacağız inşallah. Video patlar. Bu video patlasın. Evet arkadaşlar, şu anda merak ediyorsunuz kendisini kim olduğunu, değil mi? Söylemem, çok güzel. Beni ifşa etmek istemiyor çünkü. Biz zaten bu yollarla tanıştık. Şöyle oldu. Gezgin Derviş bana yazdı Instagram'dan gördüm. Ondan sonra ben de dedim ki, dedim madem öyle. Gel. Dedim ki gel dedim sen bana, gel dedim. Evet, ben bir de sana arabayı kullandırdım. Evet, ama ilk kez kullanıyordum ama. Ondan sonra öğrendin mi? Ama ben araba kullanmayı biliyorum ya Gezgin'cim. Evet. Benim arabam var sanki. Benim adım Gezgin değil bu arada. Biliyorum, Derviş olabilir ama ben sana Gezgin'ciyim demek istiyorum. Tamam canım, nasıl istersen. İstediğimi kullanamam mı? Sana bir nickname bulsak mı? Gökhan mı desem acaba? O da olabilir. Sana bir nickname mi bulsak acaba? Bana Şirine diyorlar genelde. Şirine demeyelim çünkü bana onu... melek yüzlü şeytan diyorlar genelde. Haklı olabilir ama bu çok uzun. Böyle bir tek bir var. Bir kadın ismi olması lazım. Ne mesela? Asuman mı? Olmadı. Asuman olmaz. Muhalla geçti. Asil de kullandım. Ama sen hepsini kullanmışsın Begüm. İsimleri. Bana yok. Şey mi desen acaba? Eyşan. Benim Eyşan. İsmim Eyşan oldu. Eyşan, tamam da arkadaşlar. Eyşan. Beyza'nın adı Eyşan. Bunu ifşa edeceğim dedim, tamam mı? Eyşan diye fotoğrafını paylaşacağım. Yüzün gizli. Ondan sonra kim bu Eyşan? Anladım. YouTube kanalıma çekeceğim. Aa diyeceğim, anlaştık. Ki Eyşan'ın yüzü videolarda gözüküyor. Anlaştık, tamam. Tamam. Burada da yüzünde bu koyarım. Burada da bir Eyşan. Eyşan. Benim adım Eyşan. Hayırlı olsun. Güle güle. Sağ olasın.
kaybetti arkadaşlar. Şu anda kaybolmuş bulunuyoruz. Ben sağ bir şeye gireceğim. Dur, bir tane haritaya ben gireceğim. Navigasyon bilgisine güvendim. Senin navigasyonun da çalışmıyormuş ki. Evet, çalışmıyor. Biz de sana güvendim. 40'lı 50'sin yani. Yıllardır buradasın yani. Evet, oralıyım zaten. Bebeğim. Gidiyoruz işte. Ama bak, doğru gidiyoruz. Dur, sanki yukarıdan çıksaymıştı. Daha mı iyiymiş? Bu sayı nasıl yönü değil? 7 dakika sonra döneceğiz. Hayır, buradan buradan. Ne zaman sonra? Tabelayı göreceğiz. Kara Mesutlu'dan döneceğiz bence. Nereden döneceğiz biliyor musun? Turgut Bey'den değil. Kırıkköy'ü geçeceğiz. Şey bağlantısından döneceğiz işte. Baba eski otobanına bağlanacağız buradan dönünce. Güleburgaz'dayız şu anda. 37 dakika sonra oradan 40 dakika 25. Bayağı erken bile gidiyoruz. 40 dakikaya gideriz oraya. Çok iyiyiz. Evet. 11.30. Ooo, biz yolu yarıladık. Biraz dur alacağız zaten. Ancak olacak. Sosla yetinmemiş de her zaman. Sadece o sos değil yani. Jumping. Coming baby. Hızlımlarmış. İntihar ettim. Evet. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, şu anda kamp alanına geldik sonunda ve 40'lardayız, kamp alanındayız. Hemen hızlı bir şekilde kamp alanını gezmeye başlayalım. Ve yanımda çok güzel, çok özel ve çok çılgın bir çift var. Çok güzel bir arabaları var ve yanımdaki bu T3 ile beraber Türkiye'de evsiz bir şekilde, çünkü T3 kendilerine ev yaptılar, geziyorlar, hayatı yaşıyorlar. Hemen kendilerinin yanına yanaşacağım, fakat öncelikle bir Vostos'u gezelim, T3'ü gezelim. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Ön kameraya mı geldi? Evet. Şu anda sizdeyiz, çekimdeyiz. Eyvallah, iyiyiz. Önce sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar. İşte benim, Azat. Evet, kimsiniz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Bu evin içinde ne yapıyorsunuz? Neden T3, neden geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben biliyorum. Anlatın ama. Ne yapıyoruz? Ya biz gezmeyi seven insanlarız. Öncesi, daha önceden otostopla gezmişliğimiz vardı. Bir neydi? Balkanlar turu attık. Daha sonra bir 71 model 1200KS Vosvos'umuz vardı. Onunla da gezdik, bayağı bir gezdik. Skirtle. Hatırlayanlar olur. Aynen öyle. 120 gün boyunca yoldaydık. Türkiye'nin hemen hemen her tarafını gezdik. Sonra baktık, sığmıyoruz Vosvos'a. Bir T3 yaptık. İçini ev haline çevirdik. Evden de ayrıldık. Evlendikten sonra sürekli buradayız yani. Gel bak içine istersen. Evet, hemen içeriye bakalım. Ev almadık, B5'i almadık. Anlatayım mı ben de? Evet, anlatabilirsen çok seviniriz. Arkadaşlar, bu buzdolabı. Bakalım içinde neler var. Bakalım bir gezginin buzdolabında neler varmış, ne varmış orada. Çok önemli olan şeyler bu tarafta. Bizim temel yiyeceklerimiz. Hı-hı. Şöyle bir temel yiyecekler derken. Bulgur pilavı, ondan sonra olmazsa pilavı, olmazımız. Ondan evet. Sonra makarna. Makarna. Üç temel yiyecek. Evet, dolabımız bu şekilde. Aynen. Ve demek şu nedir? O hobi alanlarımız. İşte Beril'in erbanesi. Çalabiliyor musun? Çalabiliyor musun? Deniyorum. Biraz önce başladım. Bir çalışmalara başladık. Daha önce de vardı. O patladıktan sonra buna geçiş yaptık. Bakalım çalacağız ama ya. Şurada bir ankastre ocağımız var. Yemekler falan bunun üzerinde pişiyor. Ondan sonra yükselir tavanımız var. Bu çok önemli. Evet, bunu ben hep merak ediyordum. Hiç içine girip bakamamıştım. Aynen. Şöyle girdiğimiz zaman bakıyorum. Allah belamı verdi yemini. Aykırıyla girdik. Bazen arkadaşlar özür diliyorum hemen. Hizmetle karede oldu. Rezil olduk. Evet, evet, şöyle bayağı ayakta durabiliyoruz şu anda evet. Arkadaşlar. Böyle bakın T3'ün içinde. Azat bayağı yattı şu anda. Vallahi. Burası zaten yatak. Burada bir şeyimiz var. Elbise dolabı, zıvır zıvır kısmı. İşte yine pick-up'ımız var orada. İşte örtülerdir falan filan, bir sürü yedek eşya kullanabileceğimiz. Ya ev gibi düşünün. Sürekli olarak ihtiyaç duyduğunuz her şeyin olması lazım. Yani böyle arada bir kampa gitsek bu kadar dolu olmazdı ama sürekli içinde yaşamak demek, hobi eşyalarının, işte senin için özel olan, manevi değeri olan şunun gibi şeylerin yanında olması lazım yani.
Evet arkadaşlar, şu anda Azat ve Beril'in hikayesine şahit olduk ve hızlı bir şekilde kamp alanında ilerliyoruz. Kamp alanını geziyoruz ve diğer Vostos'ları çekiyoruz. Şu anda kimin yanına doğru ilerliyorum? Erbil Çapraz'ın yanına doğru ilerliyorum. Peki kim bu Erbil Çapraz? Merhaba abicim, nasılsın? Merhaba, teşekkürler Darış. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Öncelikle tanıyalım seni. Sen kimsin ve grupta ne iş yapıyorsun? Erbil Çapraz ben. Yaklaşık 4 yıllık Vostos kullanıcısıyım. Grupta bir iş yapmıyorum. Aslında şey, bizim grupta gönüllülük esas. Herkes kendi yapmak istediği şeyi kendisi planlıyor. Hı hı. Bizde Trakya'da uzun yıllardır yapılmayan bir etkinlik hayali vardı. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı bekliyoruz hala katılım anlamında. Hı hı. Çok güzel Vostoslar var. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizi davet ettiğin için. Şimdi birazdan diğer Vostosları da çekeceğiz. Seni tanımak istedik öncelikle. Şu anda bizi izleyenlere ve Vostos kullanmak isteyenlere söylemek istediğin bir şeyler olabilir mi? Benim düşüncem şu, Vostoslar bir aradayken güzel. Dolayısıyla bu tarz etkinlikler çok ciddi anlamda emek istiyor. Mesai istiyor. Bu tarz etkinliklere katılım gösteriyorken biraz daha fedakar olmalı Vostos kullanıcıları. Benim beklentim o. Dün akşam müthiş bir atmosfer vardı. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken bir aradaydık. Hem de sonrasında burada keyifli dakikalar geçirdik. Bunların artabilmesi için, insanların da yenilerini yapabilmesi için bu etkinliklere katılım beklentisi var. Hedefimiz bu yaptığımız etkinliği geleneksel hale getirebilmek. Çok teşekkür ederiz böyle bir etkinlik yaptığınız ve bize bu fırsatı sunduğunuz için. Eğer izin verirseniz biz hemen hızlı bir şekilde diğer Vostos'ları da gezelim istiyoruz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin küçük hanım. Ne iş yapıyorsunuz burada? 17 sene. Ne iş yapıyorsunuz burada? Burada Vostos. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Şu an ihtiyacımız yok. Vostos ürünleri mi satıyorsunuz? İlgili ürünler satıyoruz. İsmin neydi bu arada? Mavi Yıldız. Mavi Yıldız. Teşekkür ederiz. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de satış yapıyoruz. Mavi'nin arkadaşları. Senin arkadaşların. Teşekkür ederiz. Vostosları seviyor musunuz peki? Evet. Hatta benim bir tane mavi Vostos'um. Hangisi? Senin Vostos'un hangisi? Şuradaki. Hadi gel göster bakalım. Buradaki. Bu yeşil olan. Uzakta değilmiş. Çok güzelmiş. Şuradaki mavi. Bu Mavi'nin Vostos'u. Onu söylüyorum. Bu senin Vostos'un mu? Evet. Çok güzelmiş. Keşke benim de Vostos'um olsa. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Gördüğümüz gibi birbirinden renkli, birbirinden güzel Vostoslar var. Diğer Vostosların yanına da doğru ilerleyeceğiz. Fakat burada arkadaşım Melih'in Vostosu ve aynı zamanda karavanı olan turuncu T2 var. Hemen onun hızlı bir şekilde içine girelim. Hazır Melih yanında yokken birazcık kurcalayalım. Bakalım bu Vostos'un, bu karavanın içinde neler varmış. Hemen açalım. İçeride pervane çalışıyor şu anda. Hemen içine girelim hızlı bir şekilde. Oo, pervanemiz bile var. Burada masamız var. Yatağımız bu şekilde. Evet. Fazlasıyla geniş bir alan ve fazlasıyla güzel bir T2. Keşke benim olsa. Fakat benim değil. Oo. Şurada evet, harita detayımızı gördük. Demek ki bununla gezmeyi hayal eden bir insanla daha karşı karşıyayız. Melih'in karavanını birazcık kurcaladık. Dolapları açmadım ama korkma. Hızlı bir şekilde kaçalım buradan. Diğer Vostos'ların yanına doğru ilerleyelim. Evet, burada gördüğümüz gibi çadırlar. Yine
efsane renkte bir Vossos. Birazdan şu karavanın içine gireceğiz. Sahibiyle konuşacağız. Ve burada bakın Vossoslar haricinde Ford klasik bir araç var. Modelini falan bilmiyorum ama klasik araçlar arasında yer alması fazlasıyla güzel. Vossoslar arasında kaynamış ve evet, burada diğer klasikleri de görüyoruz. Şöyle bir jipimiz var burada. Evet, böyle bir jipimiz var ve burada da yine aynı şekilde K3'ümüz ve brandasıyla yine ev haline çevirmişler. Kardeşimiz evinde şu anda çalışıyor. Oyun mu oynuyor? Oyun mu oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Lol. Kolay gelsin. Çok güzel bir ev ortamımız var. Sizin değil mi bu? Eğlenceler. Evet, gördüğünüz gibi karavan hayatı herkese sarmış durumda. Yine burada da bir Alman Ford'umuz var. Çiçek Atlas'tan hatırlayacağımız gibi. Çok güzel müzik eşliğinde. Afiyet olsun. Burada çok güzel bir ailemiz var. Eğlenceler. Hemen ilerliyoruz ve o yeşil T2'nin yanına doğru ilerliyoruz. Sahibi de orada. Hemen hızlı bir şekilde içine gireceğiz. Hemen yanına yaşıyoruz. Merhaba. Ne yapalım abi? Merhaba. İsmini öğrenebilir miyiz? Evet. Sen hangi Vossos'un sahibisin? Hemen yanına doğru alabilir miyiz seni öncelikle? Evet. Gördüğünüz gibi yeşil. Hulk mu diyoruz buna? Ne diyelim? T2 Westfalia. T2 Westfalia. Orijinal mi yoksa sonradan yapım mı? Ondan emin değilim. Evet. ne iş yapıyorsunuz öncelikle? Ben eczacıyım. Eczacısınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Vossos'ta için meslekler kesinlikle fark etmiyor. Her meslekten insan Vossos sahibi olabiliyor. Tabii tutku ayrı bir şey. Tabii biraz maliyetli olduğu gibi biraz da emek çok emek sarf ettiğim bir iş bu. 5 yıldır bende. 5 yıldır. Evet, bir Balkan Boz buluşmasında almıştım. Hala ben de uğraşıyorum, hala uğraştırıyor ama çok keyifli. Yolda kalmak da keyifli derler ya. Evet. Bu ondan işte. İçerisini gezdirebilir misiniz bize? Tamamdır. Evet, gördüğümüz gibi burada dolap değil mi? Evet, burası buzdolabı. O buzdolabımız, evet. İçerisine bakabiliyor muyuz? Gezginlerin dolapları karıştırıyor. Evet, boş bir dolap. Burayı fazla bakmayalım. Alkol dolu. Evet. Şöyle Westfalia gördüğünüz gibi. Evet, yatak oluyor arkadaşlar. Şuraya yatak haline çevirip. Hep bunun için merak etmiştim. Oraya sığıyorsun değil mi? Tabii bu. Ha, şunu geliyor, aşağıya indiriyorsun. Şuralara. Evet. Anladım. Burada bütün eşyaları koyduğum dolaplar. Bu aldığında böyle miydi yoksa sen kendin mi yaptın? Böyleydi, buna benzerdi ama ben bütün restore ettim. Her şeyi atıp yeni baştan yaptım. Ha, hepsini kendin yaptın, evet, değil mi? Şu yaptık. Koltuk açılıp kapanıyor. Koltuk oluyor. Normal koltuk oluyor. Şimdi yatak oluyor. Anladım. Yine burada böyle bir koltuğumuz var ve içerisinde T2, evet. Yangın tipimizi unutmayalım. Yangın tipimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki T2 almak isteyenlere tavsiyem var mı? Westfalia'nın ne büyük bir artısı vardır? İçerisi çok rahat kullanılıyor bu durumda. Yani içeride kafanı çok rahat çarpmıyorsun. İçeri bu şekilde çok rahat kullanıyorsun. Westfalia'nın bir avantajı var. Tabii iki kişi olunca da üst tarafta biri yatıyor. Peki Vossos'u tanımlar mısın bize? Vossos nedir sana göre? Aşk. Aşk. Evet, tutku. Uğraşmak, keyif alıyorum. Keyif alıyorum ben uğraşmaktan. Ama tabii vakit bulmak çok zor. Kolay değil benim mesleğim açısından. Ama vakit bulana bence çok keyifli bir şey. Özellikle şu uzak arkadaşlarım Türkiye'ye değil mi? Gezdiler. Evet, Türkiye'yi gezdi. Azat'la bir yıl az önce hikayelerini dinledik zaten. Çok 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 farklı bir şey. Ben bunu yapacak durumda değilim. Bende de Vossos var bir tane. Ben de Vossos'ta Türkiye'yi biraz gezdim. Şu evet, anda takip ediyorum Instagram'da. Evet, teşekkürler. Ya bizim olay biraz farklı. Fazlasıyla farklı. Zaten onlarla uzun zamandır tanışıyoruz. İnşallah beraber aynı yola devam edeceğiz. Çok keyifliydi. Fotoğraflar vesaire güzeldi. Teşekkürler. Çok sağ olun. Söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı başka? Çok teşekkür ederim. Pekala. İyi eğlenceler diyoruz. Kamp alanımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi birbirinden renkli Vossoslar ve sadece Vossoslar değil, diğer klasik araçlar da katılım sağladı. Çok keyifli insanlar var. Çok güzel hikayeler var.
İsterdim ki herkesle sohbet edeyim fakat şu anda herkes farklı planlar içerisinde. Tavla turnuvası başlayacak birazdan. Tavla turnuvası yapıldıktan sonra asıl işte program yapılacak. Konuşmacılar gelecek. Büyük ihtimal ben de konuşmacı olarak çıkacağım ve konuşmamı yapacağım. Daha sonrasında ben de geldim. Hoş geldin. Eyşan geldi. Baş belası geldi. Evet arkadaşlar, baş Eyşan belası. Sabahtan beri ne güzel ondan kaçıyordum. Şu anda yakaladı beni. Eyşan'ı görmemek için ormanlıkların içine girdi şu anda. Ama benden kaçamazsın Gezgin Derviş. Seni bulurum. Kaçtım, bütün çekimim bitirdi. Ben şu anda videonun sonuna yetiştim. Şu videonun sonuna da olsa yetiştim. Tavla turnuvasından biraz görüntü alacağım. Daha sonrasında konuşmalardan görüntü alınacak ve bu video bitecek. Ya bitmiyor. Başında vardın, sonunda vardın. Yeter. Evet, ben birazdan, her zaman var olacağım çünkü falan diyormuşum. Birazdan bostoslarla fotoğraf çekeceğim. Eşanlara ölümsüzdür Eşanlar, bunu unutmayın. Eşan neden Eşan? Neden Eşan? Çünkü çok karakterli bir insanım. Çünkü çok karakteri zengin bir insanım. Instagram'da seni paylaştığınız zaman insanlar merak edecek, biliyorsun değil mi? Bu şekilde bir video oldu. Hemen hızlı bir şekilde tavla turnuvasında birazdan başlayacağız. Tavla turnuvasından görüntüler alıp daha sonrasında konuşmalardan büyük ihtimalle Kırklareli Belediye Başkanı da burada olacak. Oradan da görüntüler alıp videoyu sonlandıracağım. Bu şekilde bir video yapmak istedim. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hayata bakış açısıyla ilgili. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Derviş, Gezgin Derviş. Ben de Azat ve Beril gibi daha öncesinde sırt çantasıyla Türkiye'de ben 3,5 sene yaşadım yollarda. Gezdikten sonra İstanbul'a gelip Bostos aldım. Azat da Beril'in izinden devam ettim ve Beril'e özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gezginliğimin en sefil zamanlarında bana gezginliği öğreten kişiydi. Ve yollarımız hep aynı yoldan ilerledi. Ve Vostos aldıktan sonra ben dünya turuna biraz daha erken çıkma fırsatına erişenlerden birisiydim. Vostos'unla bir Avrupa turu gerçekleştirdim. 10 tane ülkeye çok kısıtlı bir parayla. Almanya'dan çekiciyle geldik, yolda kaldık falan, böyle bir hikayemiz var. Şu anda da buraya Vostos'unla katılamadım çünkü Vostos'unla şu anda dünya turumun ikinci etabı olan Japonya'ya hazırlanıyoruz. İnşallah yollarımız belki Azatlarla yolda denkleşir Hindistan üzerinde. Benim de hikayem bu şekilde. Hayallerim olmadan asla sloganıyla